Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Deniz Zeyrek, Hakan Çelik'le birlikte saat başına dek karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla birlikte sizlere aktaracağız. Güne birlikte hazırlanacağız. Nedir başlıklar? Silopi'de sokağa çıkma yasağı 05 ve 18 saatleri arasında kaldırıldı. 36 gün sonra sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla PKK'lı teröristlerin verdiği korkunç zararın boyutları da ortaya çıktı, gün yüzüne çıktı. Savaş alanına çevrilmiş halde Silopi. O tahribat görüntülendi. Evler tahrip edilmiş, duvarlar delik deşik, ev eşyaları kullanılamaz halde, her yerde bu bir tuzağı var. Evlerde patlayıcı tuzağına karşı zaten uyarılar var. Buzdolabının kapısının iple açıldığı bir fotoğraf görüntü var. Patlayıcı tuzağına karşı böyle önlemler alıyor insanlar evlerinde. Ev ve dükkanlarda temizlik başladı. Arkadaşlarımın aktardığı görüntülerde de göreceksiniz. Banka önlerinde kuyruklar oluştu. Bugüne dek 800'den fazla bomba düzeneğinin imha edildiği açıklandı. Güvenlik güçleri tarafından hendekler, barikatlar kaldırıldı, çukurlar dolduruldu. Yüzlerce PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte bu düzeneğe karşı demin gördüğünüz görüntü. Dolaplar iple önce açılıyor ki acaba herhangi bir patlayıcı, herhangi bir şey var mı diye. Dolayısıyla evlerin hali de, sokakların hali de bu durumda. Ve Sur. Sur'da bir aile kurtarıldı. 40 gün sonra gün ışığı başlıklarıyla göreceksiniz. Sur ilçesinde kendi evinde rehin tutulan bir aile güvenlik güçleri tarafından evden çıkartıldı. 3 çocuklu bir aile, 5 kişilik bir aileden bahsediyoruz. Sağlık kontrolünün ardından güvenli bölgeye nakledildi. Günlerce, 40 gündür bir odada, sadece ufacık bir odada kalmışlardı. Ve o 5 kişilik aile güvenlik güçlerince kurtarıldı. Bir yandan da Diyarbakır Çınar'daki terör saldırısı ve ardından gelişmeleri izliyoruz. Soruşturma haberlerini vermiştik. Teröristler saldırıdan sonra telsiz konuşmalarında birbirlerini kutlamışlar. O ses kayıtları ortaya çıktı. Sur'a bugün Hürriyet'in manşeti. Sur'a sevk edilen 200 bordo bereli, bombalı tuzaklar ve keskin nişancılarla dolu sokaklarda 12'şerlik timler halinde operasyona başladı şeklinde. Bu operasyonların ayrıntılarını konuşacağız. Dün 3 polis yaralandı. Cizre'de bir polisimiz şehit oldu ve Türkiye dün 5 şehidini son yolculuğuna uğurladı. Yine anne babaların, eşlerin gözyaşları, evlatların babalarının ardından döktüğü gözyaşları, onların vedası vardı. Şırnak'ta şehit düşen özel harekat polisi Mahmut Bilgin'in cenazesi Ankara'ya götürüldü. Ve bugün Posta'nın manşeti ölümsüz aşk diye. Nişanlısı morgun önünde saatlerce Türk bayrağı asılı morgun önünde bekledi. Yine Sur'da yaşayanlar için, orada zor durumda yaşayanlar için bir yardım düzenlendi. Şanlıurfa'da bir öğrencinin harçlığından koyduğu para ve o yazdığı 1 liranın ötesinde yazdığı mektup bugün manşetlere çıkmış. Ebru neler söylemiş, aktaracağız biz de Parametre'de. TEOK'ta bugün Habertürk'ün manşeti, teröre inat 10 net. 110 net. Diyarbakır, Sur'da silah testleri altında sınava hazırlanan Şakir Duru'yla Dicle Tike'nin mucizesi bugün Habertürk'ün manşetinde. Şöyle ki Dicle 120 soruda 105 net yaptı ve Şakir de 110 net çıkardı. Doktor olmak istiyor. İşte silah testleri altında okullar eğitimi ara verilmişken gelen mucize. Teröre inat 110 net. Ve Başbakan Davutoğlu Londra'da konuştu. Hayat normale dönecek dedi. Bu açıklamalara bakacağız. Obama'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu geldi. Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı Biden hafta sonu Türkiye'de olacak. Temaslarda bulunacak. İllerin Hakkari ve Şırnak'ta il merkezlerinin Cizre ve Yüksekova'ya kaydırılması konusuna başbakan açıklık getirdi. Ve siyasette de illerin merkezlerinin taşınması tartışması dün gün boyu devam etti. Kim ne dedi? Bakacağız, değerlendireceğiz. Kıyıya vuran aşk hikayesi. 31 kişinin öldüğü faciayı hatırlıyorsunuz. Dikili ve Ayvalık sahillerinde botlar batmış ve mülteci, 31 mülteci hayatını kaybetmişti. Geride kalan aşklardan biri.
ve bir günlükte ortaya çıkan aşk. Bakacağız, değerlendireceğiz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink kendi sesi ve karanfillerle dün anıldı. Ölümünün 9. yıl dönümünde. Pakistan'da silahlı saldırganlar bir üniversiteyi bastı. Saldırganlardan ikisi öldürüldü. Açıklamalar yeni yeni, detaylar yeni yeni geliyor. Ve 71 kişinin görevine son verdi Milli Eğitim Bakanlığı sahte diploma gerekçesiyle. Galatasaray'da ne oluyor? Bütün bu başlıkları konuşacağız. Parametre başlıyor. Günaydın Deniz Zeyrek, günaydın Hakan Çelik. Günaydın. Ekonomi manşetlerim aynen. Biraz eksik kaldı. Tamamlayalım mı sizinle? Tamamlayalım. Deniz. İGDAŞ'la başlayalım mı ister misin? İGDAŞ'ı söyledim de başlayın. Hatırlatalım mı? Tabii. 3 taksit kış aylarında, televizyonlarını belki izleyicilerimiz yeni açmış olabilir. Kış aylarına özgü olmak üzere faizsiz, vade farksız daha doğrusu. Kredi kartıyla ödemek mümkün olacak. Kabarık faturalar geleceği açık olduğu için bu kış soğuk da geçiyor. O kadar soğuk ki kaya kaya geldim ben bugün. Ya kalkamadım yani. Evet, merdivenleri yürüyerek inemedim böyle. Evet. Hangi bankalar olduğunu görmek Hakan, için... Hakan bu iş en çok sana yarayacak. Sorma. Geçen sene tabii benim taksitler de fazla yani. Olacak. O bakımdan diyorum. Evet. Söyle. Deniz'i duyamıyorum ben. Biraz açabilir misiniz arkadaşlar? Sadece şunu diyorum söyleyeceğim. Diyorum ki geçen sene 700 lira civarında bir doğalgaz faturası ödediğini hatırlıyorum. Onun için bu iş en çok sana yarayacak. Hakan'ın su faturasıydı o. Bununla girmem de. Hakan'ın havuzları artık ne kadar büyükse. Ben... Ebru yanlış anlayacak. Ben doğalgaz diye hatırladım. Neden? Yok, doğalgaz daha fazla geliyor Deniz. Yok, geçen suydu. Gelen su faturasıydı o. Doğalgaz ne kadar geliyor? Vallahi doğalgaz çok daha fazla geliyor. Öyle mi? Yani sana ne kadar? 100 lira falan mı ödüyorsun doğalgaza? Ne kadar ödüyorsun? Yani 100 lira ödemiyorum ama hani çok böyle yüksek bir rakam ödemiyorum. Yani bence yüksek. Diğer faturalarıma göre yüksek bir rakam ödemiyorum. Yani bu birkaç ay boyunca doğalgaz faturaları... 700 lirası ödemiyorum mesela. Yüksek gelecek, evet. Biriktirdiğim zaman ödüyorum. Şuradan gelmiştik. İGDAŞ internet sitesine girerek izleyicilerimiz hangi bankalar olduğunu görebilecekler. Taksitlendirmek mümkün. Tamam. Bir de sömestr ne zaman başlıyor Ebru? Az kaldı. Cuma başlıyor. Bu cuma başlıyor. Bir iç turizme acaba faydası olur mu diyorum. Yani çocuklara şimdiden iyi tatiller, iyi dinlenmeler diyelim. Bir miktar imkanı olanlar Bolu, belki... Bolu, Uludağ falan döken gibi diyorsun. Sapanca. Antalya diyorsun. İstanbul ve Ankara'nın ortasında biliyorsun Sapanca olur çok güzel biraz. Bir... Fiyatlar biraz yüksek. Bolu, Kartalkaya, Uludağ. Fiyatlar belki geçen seneye göre nispeten daha iyi olur diye düşünüyorum. Yok yani... değil. Turizmciler iç turizmden umutlu. Başaran Ulusoy'la da konuştuk hafta İnşallah sonu. İnşallah biz kurtarırız. Başaran Bey dedi ki ben garanti ediyorum erken eğer rezervasyon yaparsanız bir Almanya'daki bir Alman'ın Türkiye'de aldığı paket turuyla aşağı yukarı aynı fiyatla Türk vatandaşları tatil yapabilirler. Yine bugün İran'ı konuşuyoruz. Trafik sigortası sen demiştin ya Habertürk'ün manşetinde. Yer almış. Bu trafik sigortalarına ilişkin primler %70-80 artırıldı. Herkes trafik sigortası primlerinin artmasından şikayetçi. Sigorta şirketleri de biz zarardayız anca karşılıyor. Hasar 6 milyar liraya yükseldi yıl itibariyle diyor. Evet. Dava açılmış. Eğer bu davanın sonucu da bir emsal olabilecek. Dolayısıyla zaten hükümet de bu konuda çalışma yapıyor. Doğru. Trafik sigortası konusunda çok dert var. Bir çalışmadan, bir düzenden, yeni bir adımdan bahsedebilir misiniz? Biliyor musunuz Deniz? Ankara'da Mehmet Şimşek böyle bir adımdan bahsetmişti çünkü. Bakacağız, düzenleme yapacağız diye. Evet, yani daha önce haberlere de yansıdı ama bu işin sırrı biraz az kaza yapmaktan geçiyor. Yani... Bütün bu risk primlerinin vesaire bu kadar yükselmesinin nedeni çok fazla kaza oluyor olması. Yani ben bu meseleyi konuştuğumda şunu gördüm. Kaza sayısı düşmediği müddetçe bu işin altından kalkmak zor. Yani devlet hangi adım atarsa atsın sigorta şirketlerinin üstündeki yükü hafifletmek imkansız. Çünkü gerçekten rakamlar çok büyük. Yani 6 milyar çok büyük bir rakam. Hani biraz çaresiz gibi görünüyorlar benim anladığım. Evet. Onların zararları da kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarına giriyor riskleri.
Ama bu sigorta zammı mahkemelik olmuş. Bugün Habertürk'ün birinci sayfasında var. Çok ciddi bir araç sahibi bu iptal davası açtığı için kazanırsa emsal olabilecek. Yani kaza sayılarında çok, çok ciddi fazla artış var. Özellikle büyük şehirlerde böyle trafiğin de yani yavaş adım adım gidiyor olmasına rağmen hasar oranları nispeten düşük, kazaların oranında da artış var. Ve bir şekilde sigorta sisteminin tıkandığını görüyoruz. Ama hem dün de söyledim, taksicilerden ve minibüs esnafından da bir tepki var. Bu meselenin hallolmasını bekliyorlar. Bir ara formül bulunabilir bence. Yani sigorta şirketlerini de çok mağdur etmeden ama bu ödenemeyecek boyutlara varınca da, değil mi, sigorta primleri? Yani tıkanıyor daha, yani. O zaman da zorunlu trafik sigortası yaptırılmıyor. Daha büyük bir sıkıntı ortaya. Yaptırmamak da çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir yani. Sorun, evet. Şimdi Hürriyet'in bugün birinci... Şimdi orada bir denge var. Pardon, bir denge var orada. Yani tıpkı emeklilikteki gibi örneğin yani çalışan sayısıyla emekli sayısı arasında bir oran oluyor. Aktüeryel denge diyorlar buna. Çalışan sayısı, emekli sayısı çalışan sayısına göre oranı düştükçe bu denge daha düzgün oluyor. Kaza yapmayan araç sayısı tıpkı çalışan insanlar gibi kaza yapanlara göre arttıkça yani emeklilerin sayısı kaza yapanların sayısı gibi düşünüldüğünde hani kaza açısından bir denge düşünüldüğünde burada bir uçurum var. Tıpkı bizim geçmiş yıllarda hani 38 yaşında insanların emekli olduğu dönemde emekli sayısının çalışan sayısını geçtiği bir hal almıştı mesele. Şimdi de kaza yapan araç sayısı kaza yapmayan araç sayısını geçmeye başladığı için bu sıkıntı doğuyor. Yani sigortacılıktaki kaosun asıl nedeni bu. Yani finansman sıkıntısı çekiliyor. Toplanan primler kazalar için ödenen masraflara yetmemeye başladı. Bunun altından kalkmaya çalışıyorlar. Formül üretmeye çalışıyorlar ama çok da hareket alanları yok gibi. Mesela bir kaza haberi vereyim. Madem kazadan bahsediyoruz. Anaokuluna düşen araç mı? Yok, bu da başka. Şimdi Radyo Trafik'ten Cezayir Doğan Twitter'dan paylaşmış fotoğraflı bir şekilde. Büyükdere, İstanbul için söylüyorum. Büyükdere Caddesi Maslak yönü çok yoğun çünkü bir trafik kazası olmuş. Görüntüsü de var. Yani dakikada bir, dakikada belki onlarca trafik kazası meydana geliyor. Evet. Bir diğer günden başlıyor. Dünya Ekonomik Forumu bugün başlıyor. Türkiye'yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Davutoğlu Londra'dan yabancı yatırımcılarla Goldman Sachs ve Merrill Lynch'in düzenlediği toplantılarda yabancı yatırımcılarla buluştu. Oradan Davos'a geçti. Ve Londra'da kendisine eski başbakan yardımcısı Ali Babacan da eşlik etmiş. Bugün Hürriyet'in manşetinde yatırımcıların karşısına Babacan'la çıktı başlığı var. Ekonomi başdanışmanı olarak bu temaslarına Babacan'la devam ettiği aktarılıyor. Dolayısıyla Davos'a geçti başbakan. Ne oldu Londra'da sorusuna da aslında beklediğimden daha olumlu bir atmosfer gördüm yanıtını veriyor başbakan. Jeopolitik riskler, seçimler, işte bu vaatlerin bütçeye etkisi en çok sorulan soru başlıklarından biri olmuş. Başbakan bu vaatlerin kaynağı var, altyapısı var, desteği var, bütçeye yük olmayacak demiş. Jeopolitik riskler konusunda bölgenin istikrarı için gerekeni yapıyoruz demiş ve yine reformlar konusunda yatırımcılara net mesajlar vermiş. Bu gazetelerde bugün ekonomi sayfalarında aktarılıyor. Ve her türlü hem seçime hem jeopolitik risklere rağmen büyümenizi devam ettirdiniz. Bizim Türkiye iştahımız sürüyor cevabını aldıklarını belirtiyor gazeteler. Londra temasları Babacan'la devam eden ve ardından bugün başlayan Dünya Ekonomik Forumu. Ekleyeceğiniz notlar varsa alayım, devam edelim sonra. Deniz. Yani başarılı geçtiği anlaşılıyor ama tabii yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri tam anlamıyla giderildi mi, o konuda çok fazla veri yok elimizde. Davos'taki toplantılar çok önemli. Bugün hani çok önemsiz bir detay gibi görünüyor ama Göbekli Tepe'nin Urfa'da, Şanlıurfa'da Göbekli Tepe'nin tanıtılacağı bir toplantı da var. UNESCO'nun listesine, geçici listesine alınmıştı. O toplantı da önemli. Hem Maliye Bakanı diyorum artık, dilimiz öyle bir alışmış ki yıllardır. Ben de zor geçiyorum. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek. Hem de Sayın Başbakan'ın toplantılarının katılımcı sayısı çok yüksek.
Yani dün bir vesileye bakmak durumunda kaldım. Kontenjanları dolmuştu. Yani orada bütün toplantılara katılma hakkı olanların Türkiye Heyeti'nin konuşmacı olduğu ya da ev sahipliği yaptığı toplantılara başvuru sayısı oldukça yüksekti. Bu da ilgi olduğunu gösteriyor ama o ilgiyi karşılıksız bırakmamak gerekiyor. Var mı ekleyeceğiz? Var. Göbekli Tepe deyince Demet Sabancı, Çetin Doğan'ın da kulaklarını çınlatayım. Onlar da dünya çapında tanıtılması için arkadaşlarıyla beraber iş dünyasından bayağı çalışmışlardı. O kadar heyecan verici bir yer ki Göbekli Tepe, Şanlıurfa'da yakınlarında. İnsanlık tarihinin bildiğimiz zaman dilimini çok daha geriye götürdü biliyorsun Ebru. Bu bakımdan müthiş bir şey. Yani tarım toplumu, işte din olgusu bu konuda. Hatta CNN Türk'te de yayınlanan bir çok güzel bir belgesel vardı. Belki sen de izlemişsindir. Şimdi oradan jeopolitik meseleye geleyim. Hülya Güler bugün ayrıntılı, sen de bahsettin. Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasında yazmış. Şimdi Türkiye'nin bir jeopolitik riskinin olduğu doğru ama bir şey daha var. Sabah gazetesi de ekonomi sayfasında detaylı da var. Işte. Diğer gazetelerde de var. En az bunun kadar önemli bir şey de şu Ebru. Eğer Türkiye istikrarsızlığa sürüklenirse, yani Türkiye daha kötüleşirse Türkiye'nin tablosu, bu hiç bir şekilde Batı'nın da hiçbir şekilde istemediği bir şey. Batı'nın da ne kadar büyük bir riskle karşılaşacağını görmek lazım. Yani Suriye ve Irak gibi Batı'ya coğrafi olarak bu kadar uzak iki ülkenin yarattığı riskler Avrupa'yı bu kadar yakarken Türkiye'nin barışı, iç huzuru ve güvenliği çok çok önemli. O nedenle işte Türkiye'den kaçıyorlar, Türkiye'den büyük bir çıkış var gibi bir karamsarlığa ve umutsuzluğa da kapılmamak lazım. Ben bir şekilde Türkiye'nin küresel ekonomiyle bağlarının güçlendirilmesini de aklı başında ve uzun soluklu bakan yatırımcıların istediğini düşünüyorum. Ali Babacan'ın da orada olmasını önemsedim. Sadece başbakan yardımcılığı görevinde bulunmamıştı. Biliyorsun Avrupa Birliği Bakanlığı yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı. Batı'da Türkiye'nin en tanınan yüzlerinden biridir. Evet. Tıpkı Mehmet Şimşek gibi. O nedenle o görüşmelerde olması güveni arttırmaya da yönelik sanıyorum Sayın Başbakan'ın, Sayın Davutoğlu'nu tercih ettiği bir durum oldu. Irak-İsrail Başbakanları orada tabii ki ikili görüşmeler olabilir gündemde olmasa da. Ekonomi, küresel ekonomik kaygılar, jeopolitik riskler yine öne çıkacak. Ama iklim değişikliği, çevre konuları yine ve mülteci sorunu öne çıkacak gibi görünüyor. Ve geleceğin teknolojileri, sürücüsüz araçlar, robotlar, evet. Yani geleceğin dünyası da yapay olsa zeka, daha detaylı tartışılacak gibi. Nesnelerin interneti, yapay zeka, bunlar evet. Yani düşünen makineler, araçların kendi aralarında konuşuyor, iletişim kuruyor olması daha. MacArthur Vakfı'nın yayınladığı raporu gördünüz mü? Biraz önce aktardım. Yani böyle giderse tonlarca plastik atılıyor denize, balık kalmayacak, plastikler yüzecek. Plastik denize. Yiyeceğiz. Evet. Zaten pek bir balık kalmadı biliyorsun. Zaten kalmadı. Böyle giderse yani hiç kalmayacak. Yani şöyle bak, ben Beyoğlu'nda büyüdüm. Benim çocukluğumda balık pazarı hemen biliyorsun Galatasaray Lisesi'nin karşısındadır. O kadar çok balık türü ve balık çeşidi vardı ve boldu ve ucuzdu bilirdik ki. Şimdi yani aşağı yukarı 3-4 tür civarında değil mi? Yani evet, restorana gittiğin zaman böyle 7-8 tane balık sana sıralamıyorlar. Evet. 2-3 tür sıralıyorlar ve bunların tabii lezzetleri bizim çocukluğumuzdaki gibi değil ve oldukça da pahalı. Son bir manşet var, yine Hürriyet'ten alayım ben onu. İran yatırıma bekliyoruz diyor Türkiye'yi Deniz. 300 milyar dolarlık bir davet olarak bugün başlığa atılmış. Enerji yatırımları için 300 milyar dolarlık enerji yatırımları için Türklere çağrıda bulunuyor. Kim bulunuyor? İran'ın Ankara Büyükelçisi Ali Reza Bikdeli. İlk röportajını Hürriyet'e vermiş. Bugün ekonomi sayfasında ayrıntılı detaylar var. TAV ve Turkcell'in yaşadıkları bir daha tekrarlanmaz diyor. Dolayısıyla iş dünyası biraz uzak kaldı diyor. Birçok fırsat var ve 300 milyar dolarlık enerji yatırımları var. Bunun için Türkiye'yi davet ediyoruz diyor. İran dün ilk adımı da attı. 500 bin varillik petrol artırımı için İran Petrol Bakanlığı talimatı verdi. Kısa zamanda üretimini 2 milyon varile çıkaracak ama her şey eski ve atıl. Yeni yatırımlar lazım. Yeni enerji yatırımları lazım. Bunun için de Türkiye'ye davet var. Öne çıkabilir mi Türkiye? Diyorsun Deniz. Yani zor tabii, çok büyük bir pazar, çok ciddi rakipler var. Biraz diplomatik ilişkileri de sıcak tutmak lazım. İran'la iyi geçinmek lazım. İran yönetimini Türk iş adamlarına, Türk yatırımcılarına pozitif
ayrımcılık yapmaya ikna etmek lazım. Aksi takdirde ciddi bir rekabet ortamı var. O rekabet ortamında biraz da doğrusunu istersen geç de kalmışlığımız var. Çünkü ambargo sürerken bile Avrupalılar o ambargoyu el altından deliyorlardı. İlişkiler kuruyorlardı, bağlantı kuruyorlardı. Zor bir yarış. Yani büyük bir pazar ama dünya ekonomisindeki daralma çerçevesinde bakıldığında işte Çin gibi, Avrupa Birliği gibi ciddi rakipler var. O rakiplerle baş edebilmek için, avantajlar elde edebilmek için, pozitif ayrımcılık görebilmek için İran'la iyi geçinmek lazım. Evet, ekleyeceğim. Bu İran'a girmek yetmiyor, bir de o işi sürdürmek lazım. Yani çok giren oldu, şirketler anlamında söylüyorum. Ama İran bürokrasisi öylesine ilginç bir bürokrasidir ki, çok merkezi bir yapı, hiyerarşik yukarıdan aşağı ve Tahran yönetiminin gözünün içine bakan bir kamu bürokrasisi vardır ve siyasi anlamdaki ilişkiler çok önemli. Yani burada Türkiye'nin şirketleri normal şartlar altında uluslararası rekabette çok iyi iş yaparlar ve burada başarılı olurlar. Ama geçmişte yaşanan örnekler var. Turkcell örneği var. Daha başka şirketlerin yaşadığı problemler. Tavın yaşadığı. Yani birçok ihaleye geçiyorsun. Başarılı oluyorsun. Belli bir noktaya getiriyorsun. Ama tamamlamana izin verilmiyor veya paranı alamıyorsun. Mağduriyet yaratıyorlar. Evet. Ama İran'ın tabii bunu artık yapmaması lazım. Bunu yapması halinde de uluslararası yatırımcılar nezdinde bir güven kaybına yol açar. Her yıl Davos başlarken bir de 83 dünyada dev şirketleri yöneten tepe yöneticilerin, CEO'ların görüşlerini aktaran bir anket yayınlanır. Bu yıl 83 ülkede 1409 CEO katıldı. PricewaterhouseCoopers yaptı bu anketi ve jeopolitik riskler tüm şirketleri yönetenler için, üst düzey yöneticiler için büyük risk olarak görülüyor. Regülasyonlar en önemli risk. Türkiye'deki CEO'larda yine jeopolitik riskleri ve kurlardaki dalgalanmayı en büyük risk olarak görüyor. İç güvenlik endişeleri, jeopolitik riskler biraz daha öne çıkmış durumda. Küresel büyüme kaygıları da yine devam ediyor. Yatırımların biraz daha temkinli gideceğini anlıyoruz CEO anketinden. Çin'de bir yavaşlama var bir de malum. 25 yılın en düşük büyümesi var. Piyasa sevinmeye çalıştı en azından daha kötüsü olmadı diye ama bugün o sevinç pek sürmüyor. Evet. Merkezde yani, faizi değiştirmedi. Ebru, Çin'in bu büyümesini alıp Avrupa'da, Latin Amerika'da falan herhangi bir ülkeye versen bayram ederler. Ama Çin çok hızlı büyümeye dünyayı alıştırdığı ve böyle bir denge kurduğu için beklenti yüksek olması lazım. Daha büyük bir patlama yaşayacağından da korkuluyor. Atıl kapasite, yani boş yatırımlar. Düşük olduğu zaman acaba bir şey mi var? Dünya ekonomisi yeni bir tökezlemenin eşiğinde mi gibi bir korku ortaya çıkıyor. İç gündeme dönelim. Ben girişte aktardım. Silopi'de sokağa çıkma yasağı 05-18 saatleri arasında kaldırıldı ama detaylar gün yüzüne çıkınca yaşananları ve tahribatı da gördük. Şimdi bugün Hürriyet'in manşeti var. Oradaki detaylar var. Bordo Bereliler yine bölgede diye. Posta'nın manşeti de çok çarpıcı. Çok çarpıcı. Doğan Haber Ajansı'nın bir fotoğrafı var. Şimdi Sur'da kurtarılan bir aile var Deniz. Bir odada 40 gündür bir odada 5 kişi yaşıyorlar ve güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Sur'a sevk edilen 200 bordo bereli bombalı tuzaklar ve keskin nişancılarla dolu sokaklarda 12'şerlik timler halinde operasyona başladı. Bu keskin nişancılar mesela yine 4 polis dün yaralandı. 5 şehidimizi son yolculuklarına uğurladık. Türkiye yine şehitlerini son yolculuğuna uğurladı. Bir Cizre'den bir şehit haberi var. Dolayısıyla bir yandan operasyonlar devam ediyor. Bir yandan sokağa çıkma yasağı kaldırılırken ortaya çıkan görüntüler izleniyor. Bir yandan bir odada mahsur kalan aileler güvenlik güçleri tarafından kurtarılıyor. Ve yeni takviyeler yapılıyor. Başbakan da hayat normale dönecek diyor. Kısa zamanda Londra'dan yaptığı açıklamada. Bütün bu gelişmeleri isterseniz bir toparlayalım, değerlendirelim. Silopi'yi, Sur'u, Çınar'da teröristlerin ses kaydını. Deniz. Evet. Yani işte terörün neden olduğu trajedinin bütün boyutlarını saydım biraz önce. Yani şu son iki dakikada saydığın şey kurduğun cümleler içinde çok büyük trajediler var. Yani bir ay boyunca bir karanlık bir odada
hayatta kalma mücadelesi veren bir aile var mesela. Evet. Yani bunu neyi gösteriyor? Terörün sivillere nasıl zarar verdiğini gösteriyor. İşte Silopi'de sokağa çıkma yasağı kaldırılınca manzarayı görme fırsatı bulduk. Harabeye dönmüş şehir. Yıkımın, yani trajedinin yıkım boyutunu görüyoruz. İşte şehitlerimiz var. Bu çatışmaların neden olduğu bir sonuç ve gerçekten bütün Türkiye'yi yaralayan bir sonuç. Bütün Türkiye'yi işte üzüntüye sevk eden bir sonuç. Yani bir anlatmaya başladığımızda kurduğumuz cümlelerin her birinin arkasında bir hikaye var. Belki bunu hani birazdan da konuşuruz. Hem Posta'nın manşetindeki o ölümsüz evet. aşkı, hem işte Sur'da mağdur olan ailelere yoksul ailesinden harçlık alamayıp 1 lira harçlığını gönderen küçük Ebru'yu konuşuruz. Hepsinin arkasında da bir ayrı bir insan hikayesi var. Yani bir tarafta Genelkurmay'ın deyişiyle bir düşük yoğunluklu savaş var. Bir trajediye yol açan, diğer tarafta da bu trajedinin içinde var olma mücadelesi veren insanların hikayeleri var. Ve o hikayelerin hepsi de yürek parçalayıcı. Yani 23 yaşında şehit olan aşkını, sevgilisini morgun kapısında bekleyen o kadının hani temiz vicdanı var, işte duyduğu sevginin büyüklüğü var. İnanılmaz bir şey. Yani Türkiye maalesef çok bu açıdan çok sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Elbette ki bitecek. Yani bu konuda şartların zor olduğunu, orada özel kuvvetlerin, emniyetin zorlu, çetin bir mücadele verdiğini hepimiz biliyoruz. Ama eninde sonunda bitecek. Eninde sonunda o şehirler o teröristlerden temizlenecek. Evet. Ve maalesef bu mücadelenin bedelini en çok da geride kalan siviller ödeyecek. Bu mücadelenin yarattığı trajediden çok acı insan hikayeleri kalacak. Ve biz de o acı trajik hikayelere tanıklık edeceğiz. Üzüleceğiz belki. Paylaşmaya çalışacağız ama elimizden de çok fazla bir şey gelmeyecek. Hakan Silopi'de güvenlik güçleri sokağa çıkma yasağının 36 gün sonra kaldırılması üzerine evlerine dönen vatandaşları da tuzaklara karşı uyarıyor. Görüntüyü Doğan Haber Ajansı'nın görüntülediği bir fotoğraf ve görüntü var. Buzdolabının kapısını eliyle açmıyor evine giren vatandaş. İp bağlıyor ki acaba bir patlayıcı tuzağı var mı diye. Dolayısıyla dönüş, yani Silopi'de sokağa çıkma yasağı bitti ama görüntülerde, uyarılarda böyle. Bu tam tarif ettiğin olay, görüntü, terörle yaşama gerçeğinin yarattığı bir travmadır. Evet. Ve bu travmanın bugünden yarına geçmesi çok zor. Aylarca, belki yıllarca etkilerini göreceğimiz bir olaydan bahsediyoruz. Hele çocuklar üzerindeki etkileri. Yani Sur'daki aile 3 çocuklu, bir aile 5 kişilik bir odada 40 gün. Evet, yani evlerinden çıkamayan insanlar, alışverişe gidemeyen insanlar. Şimdi birçok yaşlı var, birçok sağlık sorunu olan insan var, çocuklar var. Bunlar yani dışarı çıkmadan, bir ihtiyaçlarını görecek bir noktaya ulaşamadan hayatlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü terör eylemleri devam ediyor. Her yerde bombalı tuzaklar, o kapının o şekilde açılıyor olması, herkesin birbirinden şüphe ettiği bir dönem. Acaba telefonlarımızı kullanmayalım mı? Telefonlara gelen... Tanımadığınız telefonları açmayın falan diye böyle zincir mailler dolaşıyor. İşte bunlar bombalı düzeneklerin bir parçası olabilir. Siz bir saldırının istemeden parçası haline gelebilirsiniz falan gibi şeyler konuşuluyor. Evet. Bu korku ortamı öylesine genişliyor ki yer yer kaygı verici bir noktaya varıyor. O nedenle Türkiye'nin bir an önce barışa ve huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin her noktasında. Sadece PKK terörü değil, IŞİD eylemlerinin de Türkiye'de çok can yakıcı hale aldığı ortada. En büyük terör eylemleri büyük şehirlerde. Türkiye'nin batısında, İstanbul'da, Ankara'da IŞİD biliyorsun çok ciddi terör eylemlerine girişti ve muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni bazı risklerden bahsediliyor. Evet.
insani boyutu, can güvenliği, hayatın devam ettirilmesi her şeyden önce Doğu ve Güneydoğu için çok önemli ama bununla beraber saydık ekonomik boyutu, siyasi boyutu, sosyal ve psikolojik boyutları var. Umarım hızlı bir şekilde çözüm üretebilir Türkiye bu konuda. İşte bugün gazete manşetlerine bakıyoruz. Şırnak İdil'de iki silah arkadaşıyla, az önce Deniz'in söylediği, benim girişte aktardığım, iki silah arkadaşıyla birlikte şehit olan özel harekat polisi Mahmut Bilgin, henüz 23 yaşındaydı. Cenazesi Ankara'ya getirildi. Morgun önünde onun nişanlısı saatlerce bekledi. İşte Türk bayrağı asılı kapının önündeki o bekleyiş bugün Ölümsüz Aşk manşetiyle Posta'nın birinci sayfasında çok geniş bir fotoğrafla yansıtılmış. Zaten fotoğraf her şeyi de anlatıyor. Deniz Ebru'yu hatırlattı. Şanlıurfa'da bir okulda Surlu aileler için yardım toplanıyordu. Ama Ebru'nun babası da işsiz, onun da parası yok. Onlar da zor şartlarda yaşıyor ama olsun. O 1 lirasını koymuş ama biraz da çekindiği için bir de üzerine mektup yazmış. O mektupta Ebru'nun sözleri de bugün gazetelerin manşetinde. Yine çocuklar, yine gençler, işte bu mektup senin bahsettiğin de 1 lirayla beraber, işte küçük Ebru. Evet. Yani bu çocukların umudunu tüketmemek lazım. Bu arada başta da sen saymıştın, arada kaynamasın. TEOG sınavı açıklanmıştı. Evet. Sur'dan katılan iki arkadaşımız bütün olumsuzluklara rağmen günde 10 kilometre yürümek zorunda kalmak da bunlara dahil, okullarını değiştirmek zorunda kalmak da bunlara dahil, oldukça başarılı sonuçlar almışlar. Kendilerini kutluyorum ve bu yaşama azminin, bu başarılı olma azminin bizim açımızdan umutlanmak için en önemli neden olduğunu düşünüyorum. Nusaybin gibi bir yerden işte dereceye giren çocuklar çıktı. Yani bütün olumsuz koşullara rağmen orada yaşayan çocuklar hala Türkiye'de mevcut sistem içinde kendi geleceklerini kurgulamaya çalışıyorlar, başarılı olmaya çalışıyorlar ve oluyorlar da bütün olumsuzluklara rağmen başarılı da olabiliyorlar. Hepsini kutluyorum. Gerçekten onların bu azmine, bu umuduna ihtiyacımız var. Keşke elimizden gelse de hepsine destek olabilsek, yollarını açabilsek. Keşke. Çok önemli o detaylar. Hakan, Diyarbakır Sur'da hayatlarının sınavını geçtiler manşetiyle bugün Habertürk'te. Teröre inat 110 net. Şakir Duru ile Dicle Tiken'in mucizesi, evet. Bugün Habertürk'ün manşetinde 120 sorudan 105 net yaptı Dicle. Şakir de 110 net çıkardı. Doktor olmak istiyorum dedi ama tabii okul hayatları ve oradaki şartlar, evet. Deniz anlattı işte. Biz bu kadarını söylüyoruz ama yaşayan bilir. İşte buna inat o başarı ve yüzlerdeki ifadeyi fotoğrafta görüyorsunuz herhalde. Bu umut bu. Yani umut her zaman var tabii. Umut tükenmez. Başarılar gelmeye devam edecek. Türkiye'nin bu sorunları geçici bir dönemi kapsıyor diye düşünüyorum. Umut ediyorum ve biz bu meseleyi aşacağız. Aşmaktan başka bir çaremiz, yolumuz yok zaten. Yani Türkiye önüne, yoluna devam edecek bir ülkedir. Madem sınavlardan bahsettik, bir cümle istersen YGS ile ilgili internet başvurularının da son günü olduğunu hatırlatalım Ebru. Yüksek öğretime geçiş sınavında 13 Mart'ta olduğunu hatırlatalım. Ödevde yoksa mesrede ben... Bakan açıkladı. Nabi Avcı. Ödev yapar mıydın? Ödevsiz bir sömestre. Ödev verilir miydi? Yapar mıydın Ebru? Sömestirdi. Yapardım son dakikalarda. Annem arkadaşlarıma sorardı. Ben sokaklardan toplanıp evet geri çağrılırdım. Bize arkadaşlarına ödev var mı diye sorulurdu. Ama ben tekrar ederdim yani. Ödevi ayrıca bir iş olarak gördüğüm için çok sevmezdim. Ama tekrar yapardım. Öğrencilere bir tavsiyede bulunayım mı? Ebru, sen de çok çalışkan. Benim hiç ödevim yoktu yani. Sokaklardan toplanıp ödev yaptırılırdım yani. Öyleydi biraz. Hayır, böyle yazısı güzel, dersi hiç dikkatle değil. Dinleyen öğrenci dersi var sende. Dersi dinlerdim. Yani bana söyleneni unutmam. Ama yazım falan öyle çok güzel değildir. Hemen yapayım bitireyim yani, öyle pratiğimdir. Fazla sıkıntıya giremez. Senin yazın güzel galiba Hakan. Benim idare ederim. Sınıfın çalışkan ama çok derslerim iyiydi yani, öyle bir problemim yoktu. Benim fena değildi derslerim. Matematik diyecek? Yapar sıyrılırdım sınavlarda. Öyle mi? Evet. Başka bir şeyle çok uğraşmazdım öyle.
Ben öğrencilere sadece bir şey söylemek istiyorum. Lütfen not alma alışkanlığınızı geliştirin. Türkiye'de not almamak gibi bir genel özelliğimiz var. Kimse not almıyor. Yani buna garson da dahil. Mesela sipariş veriyorsun. İçeri gittiği zaman unutmuş oluyor. Bir daha gelip soruyorsan. Tabii unutmuyorum. En büyük avantajım. Ama aklımıza yine defter muamelesi yapmayalım. Ben diyorum ki not edin. Az önce söyledin ya. Çocuklar aralarında soruyorlar. Aklını boşuna doldurma. Beni. Yani işte ya neydi, ödev mi vermişti hoca? Şu muydu bu muydu diye telefon trafiğine gireceğinize ne olur not alın. Bir küçük defter tutun veya telefonunuz varsa oraya not edin. Çok faydasını görürsünüz. Küçük bir tiyo. Peki. Deniz sen başarılı mıydın? Ödev yapar mıydın? Yapardım tabii. Zaten yani burada yatılı okuyan izleyicilerimiz bilirler. Hem sabah kahvaltıdan önce hem de akşam uyumadan önce günde 3 saat etüt olur. Ve o 3 saatte zaten ödevleri yapmak için yeterince sessiz bir ortam ve zaman olur. Bol bol ödev yapardık tabii. Bence tekrara da ama yani tatillerde ödev yapmak biraz çocuklara eziyet gibi. Eziyet yani gibi. Tatile ödev yığmak tatil kavramını ortadan kaldırıyor. Bir de yani eğitimcilerin bunu bilmesi lazım. Bu topyekün genelleme yapılan ödevler sağlıklı değil. Yani her çocuğun bir eksiği vardır. Ödevin o eksiği gidermeye yönelik olması lazım. Dolayısıyla çocuğa göre ödev verilmesi lazım. Yani bütün sınıfa sen şunu yap, şunu yapın demek doğru bir yöntem değil. O çocuklardan bazıları X konusunu anlamamıştır, bazıları Y konusunu anlamamıştır. Onun için anlamadıkları konuları destekleyecek ödevler vermek, çocuğa göre ödev dizayn etmek bence eğitimcilerin temel sorumluluğudur. Ama maalesef biraz kolaycılığa kaçıyoruz. Matbu kağıtlarda yazılmış ödevler bütün çocuklara dağıtılıyor ve hepsi aynı ödevi yapıyor. Başbakan bir de şu var tabii teknoloji gelişti. Ödev sayfaları var biliyor musunuz? Yani internete girip ödevi yazıp aynen daha önce hazırlanmış kağıtları basıp çocuklar o işin o kolaycılığına da kaçmaya başladılar. Bir faydası olmuyor yani artık. Kopyalama yapıştırma suretiyle çok yaygın. Ben elimde kartonlar ne milletin kapısını çalmıştım resim yapsın diye. Sürekli ona buna gidiyordum. Bana şunu çiz, bana mı? Ağacı başka birine çizdirip işte insanı başka birine çizdiriyordum. Öyle öyle resim tamamlıyordum ben. Bu da şey değil ki, iş değil ki. Yoksa yeteneği yaptırmayın yani. Yok yeteneği yok ne yapsın çizelim. Hayır yani ya da yeteneği vardı da onu ortaya çıkaracak bir metot geliştirin. Metot geliştirin ya da ne bileyim ben. Şimdi tekrar gündemin başka maddelerine dönersek Obama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. İstanbul ve Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırılarını kınadı. Türkiye'ye taziyelerini iletti. ABD Başkan Yardımcısı Biden da hafta sonu gelecek. Davutoğlu Davos'tan sonra Almanya'ya geçiyor ardından Türkiye'de Biden'la da bir araya gelecek. Dolayısıyla hayat normale dönecek açıklamasında tarihi eserlerin hepsi restore edilecek. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere bütün hizmetler yeniden başlayacak. Evler dönüştürülecek ve güvenlik yapılanmasına gidilecek diyor Başbakan. Hayat normale dönecek derken ayrıntılarda da bu var. Taziye telefonu, Biden'ın ziyareti ve Başbakan'ın bu açıklamaları. Çıkaracağınız notlar, vurgulayacağınız başlıklar var mı Deniz? Evet, şimdi Biden'ın ziyareti çok önemli. Obama'nın ziyaret öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı araması da önemli. Sadece hani Diyarbakır'da, Çınar'daki PKK saldırısı ve Sultanahmet'teki IŞİD saldırısıyla ilgili bir taziye değil. Aynı zamanda Türkiye'nin terörle mücadelesine ABD'nin desteğini ifade eden bir telefon görüşmesi olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde IŞİD'e yönelik mücadele konusunda ciddi adımlar atılacak. Yani ve aynı zamanda da Suriye'de siyasi bir çözümün yol haritası netleştirilecek. Bu açıdan Biden'ın hafta sonu gerçekleşecek ziyareti çok önemli. Artı bu senenin ilk yarısında Kıbrıs konusunda çok ciddi gelişmeler bekleniyor. İşte Avrupa Birliği'nde Türkçe artık Kuzey Kıbrıs nedeniyle resmi bir dile dönüşmek üzere ve Mart ayından itibaren Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşma ihtimali çok yüksek.
Bu çerçevede Biden'ın ziyaretinde Kıbrıs konusunda da bir destek söz konusu olabilir. Tabii Amerika'nın bu ambargo kaldırılmasından sonra İran'la yakınlaşma ihtimali var ve bunu da Türkiye üzerinden geliştirme arayışı var. Bunları alt alta yazdığımızda önümüzdeki dönemde Türk-Amerikan ilişkilerinde evet, yoğun bir tablo olacağı ortada. Tabii bütün bu olumlu gelişmelerin yanında olumsuz boyutları da var. Özellikle düşünce özgürlüğü konusunda Amerikalıların eleştirileri artık ağırlaşmaya başladı. Ankara'daki Büyükelçinin en son Aydınlar bildirisiyle ilgili polis operasyonlarına yönelik tepkisi çok ağır olmuştu. Hatta çok büyük tepki çekmişti. Orada şu detayı paylaşmak lazım belki. Ankara Büyükelçisi Washington'dan onay almadan böyle bir açıklama yapamaz. Dolayısıyla Washington'ın talimatıyla bu açıklama yaptığının altını çizelim. İşte bu üç pozitif, Türkiye açısından üç pozitif gündem ve bir de negatif bir gündemi olan bir seyahatten bahsediyoruz. Biden'ın ziyaretine, Obama'nın telefonunun önemine, bu ziyaretin önemine işaret doğru etti Deniz. Senin ekleyeceğin notlar var mı? Bir özet rica edeyim. Tabii İngiltere Büyükelçisi Richard Moore da bu arada benzer bir açıklama yaptı. Ondan hatırlatalım bu akademisyenlerle alakalı konuda. Şimdi ben bir iki hafta içinde Türkiye-İsrail ilişkilerinde bazı adımlar bekliyorum. Bunları göreceğimizi sanıyorum çok kısa bir süre içinde. Joe Biden'ın gidişiyle beraber de bu hızlanacaktır diye düşünüyorum. Önemli gelişmeler. Evet. Ve bilahare ardından da Mısır konusu. Çünkü bu bölgede ciddi konjonktürel değişiklikler oldu. Yani 2-3 senenin şartları da yok. Farklı ülkelerin birbirlerine daha farklı açılardan ihtiyaçları olmaya başladı. Bu arada bizim kamuoyumuz çok fark etmeyebilir ama Türkiye'nin her türlü yaşadığı zorluğa rağmen Orta Doğu'da daha etkili olmak gibi bir isteği var, arzusu var. Katar'da ve Somali'de Türk askeri üsleri, buna yani eğitim kampı deyin, asker bulundurma diyorum ben ona daha geniş bir anlamda. Herhangi bir itiraz gelmemesi için, yok yüz kurmadık demesin kimse diye. Ama bir askeri yapılanması Türkiye'nin Katar'da ve Somali'de uzun süredir istenen bir şeyin giderek somutlaşmakta olduğunu görüyorum. Bir önemli şey de Türkiye'nin İran'la ilişkileri. Bu noktada yayının başında da konuşmuştuk. Dengeli bir politika götürebilirse Ankara ve Tahran her iki ülkede bundan çıkar sağlar. Evet. Şimdi iki başlık var çok kısa değinebileceğiniz. Bunlardan bir tanesi aşk işte. Her yerde savaş ortasında bile aşk. 31 kişi hayatını kaybetmişti. Dikili ve Ayvalık'tan çıkan botlar suya gömülmüştü. Umuda yolculukta yine acı vardı. 31 kişi yaşamını yitirdi. Bir günlük buldu Doğan Haber Ajansı muhabiri. O günlükte Avrupa'ya giden aşkına yazılmış ifadeler vardı. Pakistan'da silahlı saldırganlar üniversiteyi bastı. Taşınma talimatını verdim. Bu konuda çalışma yapılmasının talimatını verdim diyor Hakkari ve Şırnak için başbakan. Bu tartışma dün gün boyu devam etti. Hangi nottan istiyorsanız söyleyeceğiniz şeyler varsa bu üç başlıkta alayım. Hrant Dink'le de tamamlayalım. Deniz. Evet, ikinci konuda 3 ay içinde bir gelişme yaşanması bekleniyor. Yani Şırnak il merkezinin değil de idari yapılanmaların Cizre'ye taşınması, Hakkari'deki idari yapılanmaların da Yüksekova'ya taşınması yönünde bir gelişme olacak. 3 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Ama hani bu öyle çok olağanüstü bir yer değiştirme değil. Sadece işte valilik taşınacak. Emniyet müdürlüğü taşınacak. İşte bir takım bakanlıkları illerde temsil eden müdürlükler taşınacak. İdari yapılanmanın ve güvenlik yapılanmasının taşınmasından söz ediyoruz. Onun dışında ilin adı yine Hakkari olarak kalacak. Öyle anlıyorum. Öteki ilin adı da Şırnak olarak kalacak. Dün de söyledim. Bunlar tamamen idari terörle mücadele açısından idari kapasiteyi artıracağı düşünülen eylemler. Şırnak'ta bu çerçevede zaten il yapılmıştı Siirt'ten ayrılarak. Oradaki devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmışlardı 90'lı yıllarda. Benzer bir karar, güvenlikçilerin önerisiyle alınan bir karar. Sonuçlarını bekleyip görmek lazım.
Halk biraz, bizim arkadaşlarımız sormuş, biraz temkinli Hakan. Taşınmayla ilgili evet. olarak mı? Pek istekli değil. Çünkü yani kolay bir şeyden bahsedilmiyor. Bir yerden bir yere taşımak idari olarak. Ama yani, ulaşım, güvenlik, işte topografyada uygun topografya olmaması, ulaşım güvenlik zaaflarının giderilmesi için böyle bir çalışmanın da gerekli olduğunu belirtiyor. Başbakanın yaptığı açıklamaya bakınca bunun daha çok teknik ve lojistik nedenlerden kaynaklandığı ve biraz orada hayatı ve idare etmeyi, kolaylaştırmayı hedeflediğini anlıyorum. Çünkü orayı gidenler iyi bilirler. Yüksekova, Hakkari'ye göre daha düzlükte yer alan bir yer. Tam benzer bir durumu Şırnak Cizre için de söylemek mümkün. Cizre daha elverişli görünüyor yerleşim açısından ama şehirler böyle kurulmuş. Türkiye'nin her tarafında aslında şehirlerin kurulması gereken yerlere değil de farklı nedenlerle başka yerlere kurulduğunu görüyoruz. Zira Yüksekova böyle önemli bir avantajı olmasaydı havalimanı oraya yapılamazdı biliyorsun. Bunu biraz izleyip görmemiz lazım. Burada tabii vatandaşların mağdur olmayacağı bir çözüm üretilecektir diye ben düşünüyorum, tahmin ediyorum. Domuz gribini hatırlatayım mı? Bahsetmedik. Kısa bir aradan sonra hatırlat. Hrant Dink'le bitirelim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink kendi sesi ve karanfillerle anıldı. Ölümünün 9. yıl dönümünde. Tahir Elçin'in eşi de Hrant Dink'in eşinin yanındaydı. Ve işte karanfiller o kendi sesiyle 9. yıl dönümünde bir anma vardı. Varsa bir notunuz alayım, araya gideyim. Sen aradan sonra domuz gribini ve elindeki kitabı anlat Hakan. Deniz? Evet. Yani bir kez daha hüzünlendik. Bir kez daha Türkiye'de bir aydının katiller tarafından, eli kanlı katiller tarafından öldürülmesinin, katledilmesinin acısını paylaştık. Ve paylaşırken de şunu gördüm. Hala Hrant Dink üzerinden bir nefret saçan insanlar yaşıyor Türkiye'de. Özellikle sosyal medyada Hrant Dink ile ilgili mesajların altına yazılan nefret söylemlerini gördüm ve utandım. Evet. Bu ülkede sadece şunu Hrant Dink'in sözleriyle söyleyeceğim. Evet. Eğer kökümüz bu topraklardaysa bu topraklarda barış içinde yaşamaktan başka bir seçeneğimiz ve çaremiz yok. Bunun altını çizmek lazım. Teşekkürler Deniz. Kısa bir ara. Bir domuz gribi uyarımız, bir de kitabımız var. Gripten çok korkuyorum ben. Haklısın, gerçekten bıkıyorum. Haklısın korkmakta çünkü 4 kişi de hayatını kaybetti. İstanbul, Kayseri, Karabük, Muğla. Ben biraz bu karanlık, zor gündemin içinde güzel bir eser var, kitap var ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle yukarıdan göstereyim değil mi arkadaşlar? Ali Sabancı ve 7 arkadaşı birlikte. Bu ikinci kitap, ben birincisini de çok beğenmiştim. Birçok kişi için oraya gitmek hayal olabilir. Bütçe gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Kolay değil ama kitap kalıcı bir eser. Çok güzel fotoğraflar var içinde. Yani su altındaki yaşamı korumak için insanlığın da ne kadar çok çalışması gerektiğini gösteren bir... Plastikleri de atıp durmayın. Lütfen ki bu güzellikler... Bu doğanın güzelliği bütün insanlığın geleceği için çok önemli bence. Tebrik ediyorum. Kitabı çok beğendim. Tebrikler Ali Sabancı. Biz de bu kitapla tamamlayalım parametreyi. Yarın saat 9'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.